Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şansın Böylesi 13. Bölüm. Açay'la masasına geçtiğinde Mehmet'le birlikte ona eşlik ederek hemen önündeki koltuklara karşılıklı bir şekilde oturduk. Açay'la tebessümle çay içer misiniz diye sorduğunda Mehmet ile kısa bir süre göz göze geldik. Bugün eğer biraz daha çay içersem ya kalp çarpıntısı geçirecektim ya da lavabodan çıkamayacaktım. Çok teşekkür ederim, ben almayayım diye kibarca reddettiğimde Mehmet de hemen ardımdan ben de almayayım sağ ol diyerek çay teklifini geri çevirmişti. Peki o zaman konumuza gelelim diyerek tam önündeki dosyayı açmıştı ki Açelya bir gelir misin diye seslenen başka bir bayanla dikkatimiz oraya doğru yöneldi. Açelya hemen yerinden kalkarken tebessümle kusura bakmayın lütfen hemen geliyorum dediğinde aynı şekilde karşılık verdim. Elbette sorun değil. Açelya gözden kaybolduğunda Mehmet'e doğru hafifçe öne eğildim. Bu kadın senden hoşlanıyor. Sen nasıl anlamazsın bunu? Diyerek fısıldadığımda Mehmet şaşkınca bana baktı. Sen ciddi misin? Diye sorduğunda gözlerimi devirdim. Seni nasıl kıskandığını, nasıl baktığını gördüm. Kız resmen senden bir adım bekliyor dediğimde Mehmet de benim gibi biraz daha öne doğru kaydı. Peki ne yapayım? Direkt açılayım mı? Diye büyük bir heyecanla sorduğu soruya gülümsedim. Kıvırcık prensin sadece biraz cesarete ihtiyacı vardı. Bankanın kapanmasına bir şey kalmamıştı. İçeride benden başka işini yaptıran kimse de yoktu. Hoş, ben de yaptırmak için gelmemiştim ya, neyse. Bak şimdi, ben Açay'la geldiği zaman acil bir işim çıktı deyip gideceğim. O sırada sen de ona akşam yemeği teklifinde bulunacaksın. Zaten bankada kimse kalmadı. Hemen çıkarsınız diye taktik verdiğimde Mehmet heyecanla tamam öyle yapayım diyerek derin bir nefes alıp geriye doğru yaslandı. Açelya'nın bize doğru geldiğini gördüğümde Mehmet'e bakarak geliyor diye sessizce uyarınca aynı anda hızla ayağa kalktık. Kadıncağız da bizi birden ayağa fırlar gibi görünce bir şey mi oldu diye merakla sordu. Hemen rolüme girdim. Ya evet maalesef çok acil bir işim çıktı. Gitmem gerek. Artık sizi de başka sefere görmeye gelirim. Bu oyunculuk performansı için beni ilkokulda tiyatro kulübüne seçen Kadriye hocama buradan saygı ve sevgilerimi yolluyordum. Açelya nef bir gülümsemeyle elbette her zaman beklerim diyerek bana elini uzattığında ben de aynı şekilde karşılık vererek elini tutup sıktım. Sıra Mehmet'le vedalaşmaya geldiğinde samimi bir şekilde yanına giderek sıkıca sarıldım. Mehmet'e sarılırken kulağına çaktırmadan sakın heyecan yapma diye fısıldadığımda Mehmet de aynı fısıltıyla umarım bir şey olmaz diyerek karşılık verdi. Bu adamın pimpirikli halleri nedense beni güldürüyordu. Her güzelin ve yakışıklının bir kusuru olurmuş. Sanırım onun da tek kusuru buydu. İkisine birden gülümseyerek hızlı adımlarla merdivenlere doğru yürüdüm. Merdivenlerden inerken veznelerin kapandığını ve banka memurlarının çoktan paydos verdiğini gördüm. Bu da demek oluyor ki Mehmet ve Açelya da fazla oyalanmadan çıkacaklardı. Gülümseyerek banka çıkışına doğru ilerlerken uzaktan gelen polis siren sesleri dikkatimi çekti. Ben tam dışarıya çıkayım bakayım diye düşünürken bankanın hemen önüne hızla yapılan frenle korkup yerimde durdum. Arabadan yüzündeki karlı maske ve ellerindeki pompalı tüfekle bankaya doğru koşan iki adam telaştan arabanın kapılarını bile kapatmayarak üzerime doğru koşunca şoka girmiş bir şekilde öylece baka kaldım. Kısa boylu olan kar maskeli hödük içeriye gir çabuk diyerek beni içeriye doğru itince geriye doğru düşmemek için
Vezde bölümüne tutundum. Beni boş verip ikisi de aynı anda büyük banka kapısını üzerimize kapattıklarında şok olan bünyem işte o zaman korktu. Bu sefer kısa boyluya nazaran uzun boylu ve zayıf olan maskeli adam sol omzuma bastırarak "Otur yere!" diyerek beni dizlerimin üzerine yere oturttu. Diğer maskeli yukarıya çıkarken sesleri duyup gelen güvenlik görevlisi abiyi görünce mutlu oldum. "Hadi abi, çak şu hödeye kurtar bizi!" diye bir umut beklerken uzun boylu maskeli olan pompalı tüfeğini ona doğru doğrultunca en az benim kadar şaşkın olan adama "Geç sen de!" diyerek görevli abiyi de yanıma silah zoruyla oturttu. "Benim hayaller yine su çok güzel gözde, gelsene!" diye bağırmıştı adeta. "Daha hızlı yürüyün." Bu sefer de merdivenlerin başından gelen bağırtıyla bakışlarımız oraya doğru kaydı. Mehmet koruma içgüdüsüyle Açelya'yı kolunun altına alarak yürürken arkasından gelen iki kadın da birbirine tutunup ağlayarak aşağıya geliyorlardı. Mehmet'le göz göze geldiğimde "Ben sana demiştim" der gibi baktığında dudaklarımı oynatarak "Hay ben senin şom ağzına Mehmet" diye fısıldadım. Onlar da yanımıza gelip oturduğunda bize tepeden bakan adamlardan kısa boylu olanı konuşmaya başladı. "Yerinden kımıldayan olursa acımam, hepinizi vururum" dediği an polis sirenleri hemen bankanın önünde durduğunda korkum yerini mutluluğa bırakmıştı. Şansıma bir de arka sokaklardaki Rıza Baba gibi babam da "Tamam Aylin, olay yerine çok yakınız" diyerek buraya gelirse tam olurdu. Gerçi ben de bu şans olduktan sonra olsa da hiç şaşırmazdım. Bankanın alt bölümü tamamen yere kadar uzanan camlarla kaplıydı. Etraftaki hareketlilik içeriden rahat görünürken maalesef ki dışarıdan içerisi bu kadar net değildi. İki polis otosundan çıkan polis memurları arabaların arka tarafına geçti. "İçeridekiler, etrafınız sarıldı, teslim olun." Megafondan gelen anonsla kısa boylu olan Hödük uzun boyluya baktı. "Lan bir bankayı soyamadan başka bir bankaya sığındık. Ne yapacağız şimdi? Bir sus be, düşünüyorum" diye bağırıp bir eliyle silahını tutarken diğer eliyle kafasını ovuşturup durdu. Gören de Alaaddin'in sihirli lambası elinde ovuşturarak içinden cin çıkarıp kendilerini kurtaracak sanırdı. Onlar telaşla konuşurken ben bakışlarımı koluma dokunarak dikkatimi çeken Mehmet'e doğru çevirdim. "Gözde, ben gerçekten çok üzgünüm. Sana demiştim. Çok da şanslı bir insan sayılmam." Bakışlarındaki hüzün ve mahcupluğuna bakarak durumumuzun tezatlığına inat gülümsedim. "Şanssızlıkla alakası yok. Bir şeyi 40 kere söylediğinde ister istemez oluyor zaten. Sen boş ver şimdi onu. Madem oldu, bu durumu aleyhimize çevirelim." Adamların dikkatini çekmemek için fısıltıyla "Nasıl?" diyerek şaşkınca sordu. "Bak şimdi, ortam tam aşk itirafı yapmak için çok müsait. Genelde filmlerde böyle olur. Çocuk kızı korurken birden seni seviyorum der ve bam, aşk başlar." "Ne yani, direkt seni seviyorum mu?" diyeyim. Kimseyi çaktırmadan hafifçe koluna vurdum. "Saçmalama, azıcık romantik ol. Bak şimdi, şöyle diyeceksin." Mehmet'e bakarak sessizce, "Gözlerinin güzelliği seni ilk gördüğümde beni vurdu. Eğer bir sonum olacaksa da seninle olsun" dedikten sonra "Tamam mı?" diye sorduğumda başını olumlu bir şekilde salladı. "Tamam anladım" dediğinde gülümsedim. "Aferin. Şimdi dön kıza söyle." Mehmet tekrar beni onaylayıp hızla diğer tarafındaki Açalya'ya doğru döndüğünde büyük bir merakla ne yapacağını izlemeye başladım. Yazardan. Kar maskeli adamlardan biri rehinelerin başında silahıyla nöbet tutarken diğeri bir umut bankanın başka bir çıkışı var mı diye kaçış yolu arıyordu. Mehmet aldığı gazla Açelya'ya doğru döndüğünde genç kız yaşadığı panikle ona baktı. "Açelya, benim sana bir şey söylemem lazım." Genç kadın başlarında silahla duran adamın korkusuyla Mehmet'in dibine daha fazla girerken "Söyle Mehmet" dedi.
Mehmet sevdiği kadının gözlerinin içine baktığında beynindeki sözcükler yaşadığı adrenalin yüzünden her zamankinden daha fazla karıştı. Gözde ise Mehmet'in hemen arkasında heyecanlı bir film izler gibi baş parmağını kemirirken Mehmet sevdiği kadının gözlerinin içine bakarak dile geldi. Seni ilk gördüğüm günden beri ne yaptığım belli değil. Nasıl bir göz varsa artık sende, vurdu beni, diyerek saçmaladığında onu büyük bir dikkatle dinleyen genç kadın, Mehmet'in söylediği sözlerle ağzı beş karış açık kalmış bir şekilde sadece ne diyebilmişti. Mehmet küfür mü etmişti yoksa iyi bir şey mi söylemişti? Genç kadın hiçbir şey anlamamıştı. Gözde ise duyduğu sözlerin şokuyla gözlerini büyütmüş, kendine hakim olamayarak "Oha Mehmet!" diyerek bütün dikkatleri üzerine toplamıştı. Gözde içinden "Keşke hiç romantik olmasını istemeden direkt seni seviyorum demesini söylemiş olsaydım." diyerek hayıflanırken arkaya giden adam telaşla geldi. "Başka çıkış falan yok!" diye bağırdığında kısa boylu maskeli adam sinirle birkaç küfür savurmuştu ki bankanın önüne gelen pöh aracını görünce "Bittik oğlum biz, şimdi ne yapacağız?" diyerek sinirle araçtan inen polis özel harekatçıları gösterdi. Dışarıda birçok polis aracı, ambulans ve bolca haber muhabiri yerini alırken çevrelerindeki toplanan meraklı kalabalık da cabasıydı. Hırsızlar özel harekat polisinin geldiğini görünce daha bir panikledi. Kendileriyle birlikte rehineleri de tek tek kalkmalarını söyleyerek üst kata doğru çıkardıklarında hala ne yapacaklarını tartışıyorlardı. Gözde bu sefer Açelya ve Mehmet'in arasına oturmuş, Açelya diğer tarafta mesai arkadaşı Eda'ya sarılırken Gözde gözlerini kısarak Mehmet'e doğru bakmıştı. "Hani meşhur bir söz vardı, yanlış yoldayız ama bu kadar yürüdük, dönemeyiz artık" diye. Gözde sanki tam da bu sözü doğrular biçimde olayın içerisine düşmüştü. Ve takmıştı kafasına bir kere. Yanlış yolda da olsa Mehmet'e yardım edecekti. Fısıltıyla "Ben sana böyle mi söyledim?" diye Mehmet'in kolunu fazla acıtmadan cimcikledi. Mehmet'in yaşadığı adrenalinlerin biri gidiyor, biri geliyordu. Kıza "Gözlerin çok güzel" demek isterken resmen "Kem gözlüsün" demişti. Bugün buradan sağ salim çıkarlarsa eğer ilk işi anneannesine gidip kendini okutmak olacaktı. Derin bir of çekerek "Vallahi Gözde, nasıl dedim inan ben de bilmiyorum" diyerek eliyle yüzünü sıvazladı. "Yok zaten, bu böyle olmayacak. Senin bundan sonra sadece seni seviyorum demen gerekiyor. Aksi takdirde o sözlerden sonra kıza ne dersen de her cümleni küfür farz edecek" gibi. Gözde'nin haklı azarından sonra Mehmet tam ağzını açıp bir şey diyecekti ki ilerideki masada çalan banka telefonuyla herkesin bakışları oraya doğru kilitlendi. Bir süre birbirlerine bakan hırsızlar kısa bir süre telefonu açmaya tereddüt etse de sonunda uzun boylu olanı susmak bilmeyen telefonu kaldırıp kulağına doğru götürdü. Bankanın hemen karşısındaki dairede ekibin keskin nişancısı Mert yerini almışken diğerleri bankanın etrafını çoktan sarmıştı. Keskin nişancı silahının dürbününden gördüklerini kulağındaki telsizle bankanın önünde komiserine bildirdi. "Komiserim, suçlular rehineleri üst kata çıkardı." Pöh komiseri olan Yağız ekibiyle hazırlanırken kulağına gelen Mert'in haberiyle uzun namlusu silahını eline aldı. "Görüş açın nasıl?" "Net komiserim, rahatlıkla etkisiz hale getirebilirim." "Tamam, benden haber bekle. Emredersiniz." Yağız, pöh komiserler arasında en genç olanıydı. 28 yaşında aldığı makam onun ve ailesinin gururuydu. Çocukluğundaki tek hayali babası gibi bir polis olmaktı. Ve bunu da en iyi şekilde başarmıştı. Onun görevi terör olaylarındaki şerefsizleri gebertmek, rehine operasyonlarındaki masumları kurtarmaktı. Yağız içeriye dalmadan önce prosedür gereği anlaşma yapmak için memurlardan birine bankayı aramasını emretmişti.
Yanına gelen polis memuru telefonu Yağız'a doğru uzatarak "Çalıyor komiserim, buyurun," dedi. Memurun uzattığı telefonu alırken "Eyvallah," diyerek kulağındaki telsizi çıkarıp telefonu kulağına doğru götürdü. Sabrını zorlayan birkaç çalıştan sonra telefon nihayetinde açılmıştı. "Kimsin?" Sorulan soruyla kaşlarına çatan Yağız yönünü bankaya doğru çevirdi. İçinden "Celladın" demek gelse de dilinden "Polis Özel Harekat Komiseri Yağız Şentürk," dedi. Telefonun diğer ucundaki adamın Yağız'ın güçlü ses tonuyla tedirginliği artarken sessiz kalarak devam etmesini bekledi. "Etrafınız sarıldı. Teslim olmadığınız ve rehineleri bırakmadığınız takdirde ben ve ekibim içeriye gireceğiz." Maskeli adam polisin tehdidiyle telefonu sıkarken yanına gelen arkadaşı "Ne diyorlar?" diye sordu. Arkadaşına cevap vermeye es geçen hırsız telefonun diğer ucundan cevabını bekleyen polise doğru döndü. "Elinizden geleni ardınıza koymayın. Elimde bir sürü rehine var. Gitmemiz için yol vermezseniz eğer hepsinin kafasına sıkarız." Yağız gelen tehdit ve taleple hayran olunası gülüşünü istemeden sunarken bir emniyle asır kafalarına sıkacak olan Mert'in konumlandığı yere doğru baktı. "Madem siz gelmiyorsunuz, biz sizi zevkle almasını biliriz," diyerek telefonu şak diye kapattı. Telefonun yüzüne kapatıldığını anlayan adam öfkelendi. Öfkesi tamamen komiserin onu kale almamasınaydı. Telefonu kırarcasına yere savurduğunda kadınlar hafif bir şekilde çığlık attı. Yanındaki arkadaşına sinirle dönerek "Kadınlardan birini al gelemen. Elimizde rehineler varken nasıl bizi alacaklarmış görelim bakalım," diye öfkesini kusarcasına bağırdı. Kısa boylu maskeli olan adam bir elinde pompalı tüfeğini tutarken diğer eliyle ensesini ovuşturdu. "Kapana sıkıştık. Adamlar özel harekatçı. Nasıl baş etmeyi düşünüyorsun? Bırakalım artık," dediğinde belki de hayatında ilk defa mantıklı konuşmuştu. Ama maalesef ki arkadaşı mantığını kullanacak konumda bile değildi. Uzun boylu olan adam tüfeğini masaya bırakıp hızla arkadaşının yakasına yapıştı. "Dalga mı geçiyorsun lan sen? Şunu kafana sok. Ben o pisliklere teslim falan olmam," diyerek tuttuğu yakayı yere doğru itti. "Şimdi git bir rehine getir bana." Yapacak bir şey kalmayan adam rehinelerden birini almak için geriye doğru gitti. Mehmet ise Gözde'den aldığı yeni taktikte Açeli'ye doğru dönmüştü. Bakışları anında birbirini bulan ikili kısa bir süre bakıştı. Açeli, Mehmet'in artık anlamlı bir şey söylemesini beklerken Mehmet ise sevdiği Gözde'ye baka kaldı. Gözde, Mehmet'in daha fazla ne kadar saçmalayacağı hakkında endişe ediyordu. İkilinin aşk dolu bakışları Mehmet'in arkasında duran Gözde'nin gözlerini devirmesine neden olurken daha fazla dayanamayarak Mehmet'in sırtına hafif bir şekilde vurarak konuşmasını gerektiğini hatırlattı. Mehmet'in o an aklı başına geldi ve dili çözüldü. "Açelya, lütfen az önceki durumu heyecanıma ver. Benim sana söylemek istediğim şeyler onlar değildi," dediğinde Açelya hafif bir şekilde gülümseyip Mehmet'in devam etmesini beklerken Gözde ise gol atmaya giden futbolcuyu tribünden izleyen seyirci gibi heyecanla bekliyordu. "Ben seni se" diye başlayan cümlesi aşk düşmanı olan hırsızın Açelya'nın kolunu tutup kaldırmasıyla kesilirken Açelya beklenmedik gelen bu hareketle çığlık attı. Gözde ve Mehmet ise anında ayağa kalkmış, Mehmet adamın elindeki pompalı tüfeği göz ardı ederek öne atılmıştı. Mehmet'in ayağı fırlamasıyla güvenlik görevlisi Ali de Mehmet'e destek için ayağa kalkmıştı. Kısa boylu olan adam son anda geriye çekilerek üzerine gelen adamları püskürtmek için elindeki tüfekle tavana doğru bir iki el ateş etti. Kadınlar çığlık atarken Mehmet ve Ali hala adamın karşısında dikiliyordu. Açelya ve Gözde hemen Mehmet'in kollarından tutup geriye çekerken uzun boylu adam çoktan yanlarına gelmişti. "Ne oluyor lan? Kızı almama engel oldular. Bana bakın, deli etmeyin beni. Hepinizin kafasına sıkarım," dediğinde Mehmet ve Ali kadınları arkasına almış bir şekilde geride duruyordu. Uzun boylu adam sinirle elinde tuttuğu tabancasının namlusunu onlara doğru uzattı.
Kadınlardan birini gönderin hemen, dediğinde Açelya ve Eda ağlamaya başladı. Gözde korksa da başını dik tuttu. Adamların şakası olmadığı belliydi. Ve yine belli ki rehineleri ön plana atarak korunacaklardı. Gözde olayın daha fazla kızışmasını istemediği için Mehmet'in arkasına çıktı. Tam ileriye doğru gidecekken Mehmet kolundan hızla yakaladı. Gözde ne yaptın sanıyorsun? Geç arkama ben giderim, dediğinde bu sefer Açelya öne atıldı. Hayır tamam beni alın, diye öne çıkmıştı ki Mehmet bu sefer de Açelya'yı kolundan tutarak arkasına çekti. Ve böylelikle dünyaya 7 aylık gelmiş olan Gözde'nin sabahtan beridir sabrettiği sabrı sonunda çatladı. Ay yeter, diye bağırdığında hırsızlar başta olmak üzere herkes istemeden geriye doğru bir adım atmıştı. Bu ne arkadaş ya? Daha düne kadar kendi dünyamda monoton bir hayatım varken bugün maceradan maceraya koşuyorum. Bir de üzerine birbirine açılamayan çifti bir araya getirmeye çalışan teyzeler gibi oldum, diyerek eliyle Mehmet ve Açelya'yı gösterdi. Açelya, Mehmet seni ilk gördüğü günden beri seviyor, deli divane bu çocuk sana, diyerek sabahtan beri Mehmet'in ağzında eveleyip durduğu itirafı sonunda kendi yapmıştı. Oh be, rahatladım, diyerek bu sefer de elinde silah tutan adamlara doğru bir iki adım attı. Alın geldim, ne yapacaksanız yapın siz de, vallahi çok sıkıldım ha, dediğinde adamlar şaşkınlıkla Gözde'ye baktı. Mehmet tekrar öne atılacakken Gözde'nin hayır derdesine başını sallamasıyla yerinde durmak zorunda kaldı. Uzun boylu adam silahın namlusunu Gözde'nin omzuna bastırarak yürümesini istedi. Rehinelerin bakış açısından çıktıklarında Gözde adamın yönlendirmesiyle bankanın en sonundaki pencerenin önüne doğru gelmişti. Adam sinirle pencereyi aç dediğinde Gözde içinden az yedi uşak tuk demek istese de dışından ya sabır çekerek adamın dediğini yaptı. Şimdi aşağıdaki itlere beni kurtarın diye bağır. Gözde'nin o an sağ gözü seyirdi. O aşağıdaki polislere it mi demişti yoksa yanlış mı duymuştu? Artık Gözde'yi tutabilene aşk olsundu. Az önceki silah sesinden sonra Mert'in rehinelerin durumu iyi, adam tavana sıktı demesiyle Yağız ve ekibi hazır bir vaziyette banka kapısının önünde yerini aldı. Tam içeriye gireceklerken Mert'in telsizden ''Komiserim, adam rehinelerden birini pencereye çıkardı. Aklınca şov yapıyor.'' ''Anlaşıldı, içeriye giriyoruz.'' demesiyle Yağız ve ekibi başlarındaki kar maskelerini indirdi. Yağız kilitli olmayan banka kapısını yavaş bir şekilde açarak içeriye ekibiyle birlikte sessizce süzüldü. Üçü arkada, üçü önde elindeki silahlarla yavaş bir şekilde merdivenlere doğru yürüdüler. O sırada tekrar kulağına gelen Mert'in sesiyle elini yumruk yapıp havaya kaldırarak ekip arkadaşlarıyla birlikte merdivenlerin ortasında durdu. Komiserim, pencereye çıkardığı kadın rehine şu an adamı dövüyor. Mert'in şaşkınca söylediği sözler ekibi de şaşkına uğratırken Yağız, olaya müdahale ediyoruz diyerek eliyle ileriye göstermiş, ekibinin tekrar devam etmesini emretmişti. O pis sözcükleri söyledikten sonra Gözde'nin laz damarı adeta ortaya çıkmıştı. Sanırım sana sesleniyorlar dediğinde adamın sorgulamadan aşağıya bakmasıyla gözlerini devirdi. Hayır, zaten soyamadıkları bankadan kaçıp başka bir bankaya saklanmaya çalışan zekalardan daha ne bekleyebilirdi ki? Boşluktan yararlanıp adamın önce arka dizine tekme atıp çömertirken bir sakatlık çıkmaması için de silahını elinden alarak ileriye doğru attı. Siyah kar maskesini hızla yüzünden çekip atarken adamın uzun saçları ortaya çıktı. Gözde çok uzun zamandır saç baş yolma isteğini gerçekten hak eden biri üzerinde uygulayacak olmanın mutluluğuyla gülümsedi. Adamı önce yere yatırıp ardından saçını başını yolarken oldukça keyifliydi. Polisler diğer adamı kolaylıkla paket yaparken Gözde'nin elinden adamı almak o kadar da kolay olmamıştı. En son dayak yiyen adam polisleri gördüğünde "Beni kurtarın!" diye haykırmasına polisler çaktırmadan gülmüş ve adamı genç kadının elinden zorla almışlardı. Ah saçlarım!
Adamın haykırışı bir yana, gözlerinin elinde kalan bir tutam saçla polisler yüzlerindeki maske sayesinde bayağı gülümsemişti. Onlar adamları götürürken Yağız çalan telefonuyla durdu. Amiri arıyordu. Aşağıdaki hengameye inmeden daha rahat konuşabilmek için ekibini aşağıda beklemesini söyleyerek telefonu açtı. Mehmet ve Açelya koşarak Gözden yanına geldiğinde ikisi de aynı anda genç kadının boynuna sıkıca sarıldı. Gözde gülerek karşılık verdiğinde bugünün kazasız belasız bitmesine oldukça mutluydu. "Hep beraber karakola gelmeniz gerek, ifadeniz alınacak," diyen polis memuruyla birlikte birbirlerinden gülerek ayrılarak memuru takip ettiler. Hep beraber merdivenlerden inileceklerken Gözde unuttuğu çantasını hatırlayınca Mehmet'e doğru baktı. "Çantamı unuttum. Siz gidin, ben geliyorum hemen," dediğinde Mehmet, "Tamam, biz kapıda bekliyoruz," dedi. Gözde kafasını onaylar bir şekilde sallayıp arkasını dönüp az önce rehine olarak oturduğu yere doğru hızla koşarken Yağız amirine durumu kısaca anlatmış, yaralı ve ölü olmadığını bildirerek telefonu kapatmıştı. Arabada bekleyen ekip arkadaşlarının yanına gitmek için arkasını tam dönmüştü ki asma tavanın genç kadının kafasına düşecek olduğunu fark etti. "Dur, bekle," diyerek telaşla genç kadına doğru koşarken Gözde duyduğu kelimelerle deyim yerindeyse beyninden vurulmuşa döndü. Bu ses tonu ve cümleler aynı rüyasındaki prensine aitti. Büyük bir merakla sesin sahibine doğru döndüğünde kendini güçlü kolların arasında yan tarafa doğru dönerken bulmuştu. Ve o anda çok büyük bir gürültüyle tavanın zarar gören kısmı yere düştüğünde Gözde korkuyla kafasını onu kenara çekip sarılan adamın göğsüne doğru gömdü. Kalp atış sesleri ona mı aitti, yoksa kendi kalbi dışarıya falan mı çıkmıştı? Sırtına sarılı olan güçlü kollar omuzlarına çıkıp ondan biraz uzaklaştığında onun bakışları hala genç adamın göğsündeydi. "İyi misin?" diyen erkeksi ve güçlü ses tonuyla kendine gelen Gözde bakışlarını en nihayetinde yukarıya kaldırmayı akıl edebilmişti. Yüzündeki maske yüzünden sadece adamın gözlerine bakabildiğinde yeşilin hakim kurduğu o gözlerde kayboluverdi. Öyle bir kayboluverdi ki dilinden dökülenlere engel olamadı. "Buldum seni," diye fısıldadığında Yağız'ın soru işareti şeklindeki şaşkın bakışları Gözde'nin yüzünde gitgide büyüyen gülümsemesiyle yok oldu. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.